Şu evraka bak Sebahattin. En hasından Şehzade Abdülkadir kokuyor. Ayrıca şöyle büyük tüccar havalarında mağrur, vakur bir edayla imza ettik evrakı. Görmeliydim pederim. Bu Abdülkadir safın biri. Seviyorum da çocuğu. Yani baksana ne zaman müşküle düşsek derdimize derman oluyor. Abdülhamid zorbadır. Lakin şöyle tartıya vursan kafası da 100 okkadır. Abdülkadir misali bir saf derun nasıl böyle olmuş mana veremiyorum. Sebahattin. Bu oğlan kesin dayısına çekmiş, kesin. Ama bakma sen, gene de Abdülhamid'i en çok Şehzade Abdülkadir sever. Yani davranışları falan asidir ama Abdülhamid ölse inan bana en çok Abdülkadir ağlar. Yok canım. Öyle öyle. Bak bu Melike Abdülhamid'i zehirleseydi dediklerimi görürdün. O da saraydan firar etmiş. Malumata bak. Melike Yıldız'dan kaçtığına göre kesin Sara Hanım'a gitmiştir. Muhtemelen. Malumata bak. Malumata bak. Ben bu evrakı Herzl'a götüreyim. Gümrükten silahları alsın. Payitahtta şenlik başlasın. Kardeşim Abdülkadir'in hakkını da teslim edin ama. Sebahattin, yüklü miktarda silah ticaretinden kardeşin Abdülkadir'e de elbet bir iki kurşun düşecektir. Çok kral adamsın peder bey. Öyle mi? Melike kardeşim, günlerdir nerelerdesin diye merak içinde kıvranıyorum. Şimdi karşımdasın lakin neler olduğunu anlatacağın yerde susuyorsun. Abdülhamid bizim bildiğimiz gibi biri değil. Abdülhamid herkese yardım eden, garibanlara karşı çok müşfik, acizlere el uzatan, kendi elleriyle Ermeni bir gence takma bacak yapan, çok vicdanlı ve merhametli biri. Sen aklını kaçırmış olmalısın. Tarifini verdiğim melek, babamızın katili. Hürriyet düşmanı bir zalim. Melike, zannımca sen sarayda hafızanı değil, beşeriyetini kaybettin. Benim tanıdığım adam katil olamaz. Onun her kelamında güzellik, her nazarında itimat var. Ben yaradanına kul, halkına köle olan muazzam bir şahsiyet gördüm onda. Hakikaten muazzam bir şahsiyetmiş. Baksanıza, babamı öldürüyor, beni vurduruyor. Üzerine de kız kardeşime metiyelerini düzdürüyor. Samir ölümden döndü Melike. Abdülhamid'in hafiyesi basmış kurşunu. Senin inançların zayıflamış. Hafızanı kaybetmen, ruhunun ayarını bozmuş. Sana bazı şeyleri hatırlatmam lüzum eder. Hadi gidelim. Dur Sara. Üçümüz de aynı anda, üstelik gündüz vakti dışarı çıkamayız. Karanlığın örtüsüne ihtiyacımız var. Senin muharrir hissiyatın pek kuvvetli Samir. Tebrikler. Mr. Herbert. Payitahta teşriflerinizin sebebi nedir? Bizim için Filistin'de arkeolog olarak çalışan bir adamımızı tutuklamışsınız. Sanırım ölülerle alakalıydı adamınız. Bunun anlamı nedir Tahsin Paşa? Arkeolog dediğiniz adam eli silahlı bir katil Mr. Herbert. Birbirimizi kandırmayalım. Hünkârımızın huzuruna çıktığınızda böyle kırdılar etmenin bir lüzumu yok. Muradınız neyse dürüstçe söyleyin ki ettiğiniz kelam kıymeti olsun. Buyurun.
Sen bekle. Paşam! Sen de kimsin? Ömer. Ne istiyorsun? Paşam işitmişsinizdir. Hiram diye bir kefere vardır. Hünkârımızın canına kastetti. Sen asker misin? Değilim. Hafiye misin? Değilim. Ben seni tanıdım. Sen o gece de gelmiştin. Evet paşam. Ben Hiram denilen alçağı arıyorum da tanır mısınız? Nerededir? Nerelere gider gelir? Bilir misiniz? Sen o gece de böyle densiz densiz konuşmuştun. Sen kimsin de bana sual ediyorsun be? Çek, çek. Paşa, o Hiram keferesi anamın canına kastetti. Anlayacağın mesele mühim. Eğer bir şey biliyorsanız Hiram hakkında lütfedip söyleseniz. Ben nereden bilecekmişim Hiram'ı Miram'ı? Hem senin ananı da tanımam. Zaten bu memlekette bir tek senin anan mı ölüyor? Geçmişin karşıma. Anam da anam, anam da anam. Çekil be, çekil, çekil. Paşam! Adam gibi sual ettik, anlamadın. İlla can yakalım. Cana kıyalım mı istiyorsun? Ömer, Ömer dur! Eğer bu vakitten sonra kendi canımı düşünürsen, geberip gideyim de leşimi kargalar yesin. Bu vakitten sonra haine sual etmem, mahkeme kurmam. İhaneti gördüğüm vakit infaz ederim. Ömer! Eğer kendi koluna sıkan ihanet içindeyse kendi kafasına da sıksın paşa. Ha? Hünkârım. Buyurun. Kraliçe Victoria'nın size hususi selamlarını getirdim Sultan Hazretleri. Selam göndersem Londra'ya gidip gidemeyeceğiniz müphem. Ben kendisine selamımı başka türlü göndereceğim. Buyurun, bir maruzatınız varmış. Haşmet Meap Hazretleri, Filistin mıntıkasında bazı hadiseler olmuş. Bir iki İngiliz vatandaşı istemeden olaylara karışmış. Ve üzücü hadiseler olmuş. Sizin üzücü hadiseler dediğiniz, Yahudileri katletmeye azmetmişlerdi. Biz bizzat selam gönderen kraliçenin emriyle bunu yaptıklarını düşünüyoruz. Asla, asla. Bu insanlar toprağın altındaki tarih eserleri bulup dünya kültürüne armağan etmek için Filistin'e gitmişlerdi. Bizi suçluyorsunuz. Deliliniz var mı? Delillerimiz Filistin'de kaldı. Leşlerinizi buraya kadar getiremedik, Sir. Şevket Meap Hazretleri, İngiliz hükümeti her zaman Osmanlı'nın iyiliğini istemiş ve menfaatlerini korumuştur. Bildiğimiz üzere bir İngiliz vatandaşını tutsak etmişsiniz. İngilizler ve Osmanlı arasında imzalanan anlaşmalara göre bu adamı serbest bırakmanız gerekiyor. Bu anlaşmalar bizim saltanatımızdan önce yapılan anlaşmalar. Lakin ceremesini biz çekiyoruz. İcab eden yapılacaktır. Sir! Unutmayın. Müslümanlarla uğraşanlar en beklemedikleri anda ölümü tadacaklardır. Ve ölüm
aniden gelir. Gümrükten silahları tereyağından kıl çeker gibi alacağım. Şimdi sıra. Osmanlı Bankası evvela ablukaya alınacak, sonra da tüm sermayesiyle kaldırılacak. Biraz kaba, lakin oldukça açıklayıcı oldu Hiram. Bay Erzul, her şey iyi hoş da ufak bir meselemiz var. Umarım ufaktır Bay Pastırmacı. Osmanlı Bankası'na baskın vermek büyük iş. Çok alama ihtiyacımız var. Sizde sürüsüne bereket adam vardı. Ne oldu? Ermeni cemaatleri çetemize adam yığmaktan vazgeçtiler. Osmanlı Bankası'na baskından geri duruyorlar. Ayak diriyorlar. Sebep? Ermeniler Osmanlı tevası olmaktan memnunmuş. Karınları tok, sırtları pekmiş. Sen bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Ahmak! Dalga mı geçiyorsun benimle? Burası payitaht Bay Erzul. Dengelerden malumatınız yok. Sadece Müslümanlar değil, Ermeniler de Abdülhamit'e hünkâr olarak, sadakatle ve insan olarak bağlılar. Bana ne bunlardan, bana ne? Tam harekete geçeceğimiz sırada ağzından çıkan kelamlara bak. Bana bakın Bay Erzul, tavrımın hudutlarıyla oynamayın. Beyler! Sükunet lütfen. Abdülhamit'i yiyeceğiz, birbirimizi değil. Bu meseleyle ben ilgilenirim. Bana Ermeni cemaatinden en çok sevilen üç kişinin ismini vereceksin. Yine eğlence mi tertipleyeceksin sersem? Önce o üç mübarek Ermeni'yi öldüreceğim. Sonra da basacağım yaygarayı. Müslümanlar Ermenileri katlediyor diye. Bu işte muvaffak olursanız Ermeniler silaha sarılmakta beis görmez olur. İşler bu tertip. Her şey senin için. Sana Ermeni silahşörler kazandırmak için. Üç tane Ermeni'nin lafı olmaz herhalde. Öldürdüğün Müslümanların intikamını alıyormuşsun havası vereceksin. Tam olarak öyle. Müslümanlarla Ermeniler ölümüne kapışmaya başlarsa ben size Osmanlı Bankası'nın yanında payitahtın anahtarını da veririm Bay Erzul. Hünkâr, şimdi Filistin'de yakaladığımız o casusu öylece bırakacak mıyız? Ah paşa. Benden önceki hükümdarların imzaladığı o fermanlar olmasa, onlar elimi kolumu bağlamasa, ah paşa. Her hükümdar kendisinden önceki idarecileri sırtında taşır. Bu hep böyledir. İster aynı siyasetten olsun, ister olmasın. Üzülüyorum hünkâr. Bu adamı sorgulayıp konuşturacağımız, mahkemeye çıkartıp cezasını keseceğimiz yerde öylesine bırakıyor olmak kanıma dokunuyor. Paşa, bu İngiliz casusu Osmanlı subaylığı teklif etsek? Af buyurun hünkâr. Bana Mahmut Paşa'yı çağır. Emredersiniz hünkâr. Şehzademiz Abdülkadir'in imzaladığı evrak. Artık ortak sayılırsınız. Siz bir üstadsınız Mahmut Paşa. Bu evrakla silahları gümrükten meselesiz çıkaracağız. Mahmut Paşa bir çita kadar hızlı, tilki kadar da kıvraktır. Yani Hiram, sen ağzını açınca bütün yaşama şevkim damarlarımdan çekiliyor. Sizi keyiflendirmek vazifemizdir paşam. Hala. Özür dilerim ama dikkatimi veremiyorum. Şu Ermeni isimleri hayırdır? Duyduk ki Ermeni çeteler adam bulamıyormuş. Biz de birkaç tanesini gebertelim. Ortalık biraz hareketlensin, şenlensin dedik. Ah.
Âlâ. E tabii. Ölüm pazarında insanlık ayağa düşer. Adam alıp satmak kolaylaşır ve hareket kabiliyeti fazlalaşır. Piyasalar canlansın da 3-5 adam ölmüş ne önemi var? Önemli olan kimsenin bizi rahatsız etmemesi. Rahatsız eden demişken şu senin Ömer. Zıvanadan çıkmış gibi karşıma dikildi it herif. Seni arıyormuş serseri. Ben onu geberteyim. Geberteyim de anacığının yanına gitsin. Yoksa deli dana gibi ayağımıza dolaşacak. Ama Hiram, istersen her işi sen yapma. Bu kez bırakalım da harbi Müslümanlar harbi Ermenileri öldürsün. Böylece daha inandırıcı ve hakiki bir kapışma olur ki biz de bu kapışmanın seyrine doyamayız. Nasıl olacak peki? Listedeki Ermenileri öldür ve kiliseye at. Orası kolay. Daha sonra bir şekilde Ömer'i aynı kiliseye çek. Ha bak burası zor. Müslüman bir genci kiliseye sokmak zordur. Ama imkansız da değil. Daha sonra galyana gelmiş Ermeni cemiyetleri o kilisenin etrafını sarsın. Ermeni katili Ömer'i bulsun ve derisini yüzsün. Eti senin, kemiği benim. Yani cana susamış Ermeni cemaatinden bize et ve kemik kalır mı bilemem ama dediğin gibi olsun. Bu ne? Beni paşa yapmaya mı karar verdiniz? Yok. Serbest kalacaksın. Lakin saray asker dolu. Çıkarken seni görürler. Belli mi olur? Bakarsın bir tanesinin kafası atar. Çeker silahını. Ömür boyu hapis yatmaya göze alır. Kafana sıkar, beynini patlatır. Yapar. O yüzden iyisi mi sen şunları giy. Seni saraydan Osmanlı subayı kılığında çıkaralım. Sizin için çok üzülüyorum. Öyle mi? Niyeymiş o? Benim ölmemi bu kadar çok isterken aynı zamanda ölmemden korkmanızdan. Emin olun Londra'daki küçük barlarda içerken bunu hep anlatacağım. Kulaktan kulağa Osmanlı askerinin korkusu diye bir hikaye yayılacak. Senin adın neydi? Hikayeyi doğru anlatayım diye. Sanki Egi. Tosun, bak bakın buraya. Buyur abi. Sen beni tanımıyor musun oğlum? Hayır abi. Asiye teyzen iyi tanırdı ama. Asiye teyzemi kaybettik abi. Şerefsizin biri öldürdü. Doğru konuş lan. Ne doğru konuşacağım be? O şerefsizin sülbü kurusun. Kefere ateşine yansın inşallah. Onu bulursam ben öldüreceğim. Al, buldun. Asiye teyzeni ben öldürdüm. Hacı da alnına çiziktiriverdim. Ne olacak? Öldüreceğim lan seni. Ne istedin lan Asiye teyzeden? Dur lan. Al şu mektubu. Bunu Ömer abine ver, tamam mı? Al. Yürü lan. Sizin de aklınız iyi çalışıyormuş. Bana bunları giydirmekle iyi akıl etmişsiniz. Çok konuşuyorsun, yürü. Şimdi bir de bana birinci sınıf tren bileti alırsanız çok memnun olurum. Hiç merak etme. Paşam. Paşam.
Hünkârımız emretti. Henüz bu keferenin suali bitmemiş. Geri getirilmesini istiyor. Yapacak bir şey yok. Buyurun. Bu kazanlar beş para etmez mi amca? Etmesin. Al götür. Asun Usta, niye satıyorsun? Ocak söndü be evlat. Çorba mı kaynar artık? Ömer abi. Ömer abi. Ne oldu oğlum? Hiram yolumu kesti. Bunu verdi bana. Gece saat 10'da Fener Kilisesi'nde seni bekliyorum. Hesaplaşacağız, yalnız gel. Destur! Güzel fotoğraf olmuş. Bir surette ben kendime istettim. Cengaverlerimizden hatıra. Âlâ. Mahmut Paşa, bilirsiniz. Kemalettin ve Celal'i Filistin'e yollamıştık. Malumumuzdur hünkârım. Kendilerinden pek güzel havadisler alıyoruz. Celal Bey de Kemalettin Bey de vazifelerini layığıyla yerine getirmişler maşallah. Maşallah. Lakin bir müşkülümüz var. Nedir sultanım? Bu İngiliz sömürgeler müsteşarı payitahtta. Öyle mi? Hiç duymadım. Siz eski adliye nazırı mısınız? Müşkülümüz şu. Bu İngilizlerin içine bir hafiyemizi yerleştirmiştik. Filistin meselesini bize haber eden de kendisi. Tabii cengaverlerimiz oraya baskın yapınca biz de hafiyemizi alıp geldik. Şimdi de İngiliz sömürge müsteşarı hafiyemizi kendi ajanları olduğunu düşünerek geri istiyorlar. Harfiyen öyle. Şimdi öğrenmek istediğimiz şu. Bu İngiliz hafiyesi kendi devletinin müsteşarını öldürürse o memleketin vatandaşlığından çıkmış olmaz mı? Böylece hafiyemizi de İngilizlere teslim etmemiş oluruz. Tam söylediğiniz gibi hünkârım. Tahsin Paşa'm. Bu İngiliz müsteşara dersini vermek için hafiyemizi salıverin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Yani sizin dehanıza şaşmamak elde değil. Allah uzun ömürler versin. Allah uzun ömürler versin. Hünkâr, Mahmut Paşa'nın İngiliz müsteşarıyla bir muhabbeti var mıdır? Olmaz olur mu paşa? Olmaz olur mu? Şimdi kendisine gidip kurtarın canımızı diyecektir. Şipşakçı. Buyurun paşam. Nereye? Tahsin Paşa'ya. Bazı fotoğraflar vardı da suretini verecektim. Ver bakayım. Ay ne çirkin, hiç beğenmedim. Sultanımız Abdülhamit Han'ın bu fabrika fotoğraflarını niye sevdiğini hiç anlamış değilim. Ah. İşte iki kahraman evladımız. Celal ve Kemalettin beyler. İkisi de çok büyük asker olacaklar, çok. Bu ortadaki kim? Sultanımızın Filistin'deki hafiyesi. Öyle mi? Kargapolos. Bu fotoğraf
İki kahramanımızın hatırası olarak bende kalsın. Sen Tahsin Paşa için bir tane daha tab edersin. Hadi git. Bilirim. Gitme desem de gideceksin. Duramam baba. Pekala evlat. Bu kapıdan çıktığın Ömer olarak bir daha giremeyeceksin. Bir başka Ömer olacaksın. Eğer gidersen bundan sonra çok dikkatli ol. Pusu kurarlar. Sırtından vururlar, yoldan çıkarır, tevbeni bozdururlar. Dünya denen kepaze bir hamam tası gibidir evlat. Elden ele dolaşır durur. Varır biraz sen eğlenirsin, varır sonra başkası. Dünyaya meyletme. Neyin peşinden koşarsan onun esiri olursun. Biz Allah'tan başkasına esir olmayız. Unutma. Nasibin gelir bulur seni. Hadi evlat. O üç Ermeni'yi oltaya getirdim. Kiliseye gelecekler. Dua ederim de bir aksilik çıkmasın. Onları kilisede öldüreceğim. Orada edeceğim dua da kabul olacaktır. Merak etmeyin Bay Herzl. Vakti çok muntazam şekilde kullanmalısınız. Ömer kiliseye gelmeden hemen önce öldürmelisin onları. Siz silahları ne vakit alacaksınız? Ömer linç edilirken Ermenilerin silahlanmış olması gerekiyor. Ben silahları almaya gidiyorum. Yağ, şeker, un hazırsa helvaya başlayabiliriz Bay Herzl. Malzemeler tamamına erer de bakalım sizin hünerlerinizin hududu nedir? Bak Melike, iyi bak. Bu ok başı Abdülhamit'in mührüyle imal edilmiştir. Ve ancak Abdülhamit'in izniyle yayından çıkabilir. Bu oka babanın kanı bulaşmış. Melike'nin üzerine çok gitmiyor muyuz Sara? Yorgun, dinlensin. Unutmak hayatı katletmektir Samir. Unutmak yok. Bu Melike ile senin hakikatin. Yüzünüzü gerçeklerden döndürdüğünüz an ebedi karanlığa mahkum oldunuz demektir. Siz razı olsanız da ben buna razı olamam. Sen Abdülhamit'in marangozhanesine girebilirsin. Ama karanlık dünyasına asla ilişemezsin. Kapalı, sırlarla dolu odalarda korkunç cürümler işlenir.
akla ziyan kararlar alınır. Orada her gün yüzlerce canın katledilmesinin hükmü verilir. Aynı baban. Abdülhamit'i durdurabilecek yegane cephe Batı medeniyetidir. Ve bu kutsal medeniyet kahramanlarıyla yol alır. Sen, ben ve Samir bu kahramanlığın adı mı olacağız yoksa utancı mı? Karar vermek zorundayız. Sara! Sara iyi misin? Kan, yine kan. İtirazını bu sefer kabul etmeyeceğim. Hemen hekim getireceğim. Koş abi çabuk. Bu tür yerler pek haz ettiğim mekanlar değildir. Lakin siz çağırınca... Gelmeniz isabetli oldu. Çünkü ben sizin otelinize gelemezdim ve ertesi gün sizin cesedinizi bulurlar. Ne demek istiyorsunuz? Abdülhamit size öyle bir oyun oynamış ki ve siz de yutmuşsunuz. Kurtarmaya çalıştığınız İngiliz ajanınız, Abdülhamit'in hafiyesi. Nasıl olur? Olmuş işte. Ben artık kraliçeniz bile Abdülhamit'in hafiyesi çıkacak diye korkar oldu. Adamınız bir Osmanlı mülazımı. Siz onu İngiliz ajanı diye kurtarmaya çalışıyorsunuz. Abdülhamit de salıvermek zorunda. Maksadı ne? Maksadı... Bu Osmanlı hafiyesi, yani sizin İngiliz ajanınız, sizi öldürecek. Hal böyle olunca İngiliz vatandaşlığından azledilecek. Tabii Osmanlı Devleti'nde muhakeme edilecek. Az bir kürek cezasıyla da serbest kalacak. Hafiyeliğine de devam edecek. Bay Herbert, bu adama itimat etmeyiniz. Hesabı da siz ödersiniz artık, Bay Herbert. Gel. Abla. Gel kardeşim. Otur. Makbule açtı gözlerini. Ne dedi? Söyledi mi Mahmut Paşa'nın adını? Seniha kızı kendine gelin aldı Mehmet. Valide Sultan geldi buraya kadar. Seniha'ya gelin verdi kızı. Tabii kız da gözünü açınca kendine hücum edenin kim olduğunu görmediğini söylemiş. Çok hususi ve sinsi bir zehre maruz kalmış. Nasıl bir zehre? Kim efendi? Yavaş yavaş vücuda dağılan, ağırlığını aniden hissettirmeyen... lakin tesiri kaçınılmaz. Nihayeti felç olan pek tehlikeli bir zehir. Ne manaya geliyor bu söyledikleriniz?
Nasıl kurtulur bize onu söyleyin. Kuzey Afrika'da yetişen bir çiçekten elde edilir. Çiçeğin kökü zehirdir. Lakin yaprağı panzehirdir. Bu çiçeğin burada ne işi var? Yıllar önce Hünkar Abdülhamit'in emriyle Kuzey Afrika'dan getirtip Yıldız Bahçesi'nin bitki familyası arasına yerleştiren ilim heyetinde bendeniz de vardım. Tanrım. Ben orada... Yine Abdülhamit. Ama neden? Bu çiçek olmadan zehri vücudunuzdan atmak imkan dahilinde değil maalesef. Kızıl Sultan bana yine saraya döneceğimi söylerken demek bunu kastediyormuş. Şehzade Abdülkadir beni bitkilerle çiçeklerle dolu bir bahçede dolaştırmıştı. Müsaadenizle. Oraya dönemem. Oraya dönersem bu sefer Abdülhamit beni sağ bırakmaz. Oraya dönmeyeceksin. Eğer lüzum ederse o bahçeyi buraya köküyle getiririm. İşte şimdi Melike gibi olmaya başladın. Şimdiden iyileştiğimi hissediyorum. Ölmene izin vermeyeceğim. O çiçeği bize kimin getireceğini biliyorum. Mehmet Paşa. Bizim adaletimizden korkup sefirin hanesine sığınmışsınız. Niçin yaptınız bunu? İzah edin. Beni Alman sefaretine çağıran bir pusula aldım hünkârım. Meselenin çok mühim olduğu yazılıydı. Mutlaka gitmem gerektiği söyleniyordu. Ben pusulanın mahiyetini öğrenmek maksadıyla sefarete gittim. Başka bir gayem yoktu. Kim yazmış peki o pusulayı? Mahiyeti nedir? Bir malumat edinemedim hünkârım. Ben sefarete vasıl olduğum zaman ne sefarettekilerin bir malumatı vardı ne de beni bekleyen biri. O gece Şehzadem Abdülkadir Efendi ile beraber mi saraya girdiniz? Evet hünkârım. Kızımız Makbule o gece bıçaklı bir hücuma maruz kaldı. Bu işte bir dahliniz var mıdır? Hayır hünkârım. Şehzade Abdülkadir Efendi ile saraya beraber girdik. Lakin ne Makbule'yi ne de saray halkından başka birini görmedim. O halde bir de kızımıza soralım. Asım Paşa. Makbule kızımızı çağırın. Emredersiniz hünkârım. Bay Herzl, ben payitahttaki ayakçıya da, paşaya da edeceğim kelamı iyi bilirim. Siz bekleyin. Hayırdır ağam? Sandıklara bakalım. Ne var ne yok. İmzayı nazarı kaçırdınız galiba. Şehzademizin hususi mallarıdır. Hünkârımızın emridir. Kayırma, kaytarma olmaz devlet işinde. İsminizi söyleyin o vakit. Şehzademize belirtelim. Eminim sizin gibi namuslu, vazife sahibi insana nişan takmak isteyecektir. Neyse, yükleyin de gidin, yol alın. Hadi yükleyin, hadi. İte buyuracağın nakaratı bilmezsen ısırığı çok olur. Bu devlet terbiyesi altındaki bir ite laf anlatmak hüner değildir.
silahlarımızı ele geçirelim. Siz Hüner'i o zaman göreceksiniz.